81 Düzce TV'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Ben spikeriniz Sibel Kabasakal. Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yeni bir sosyal deneye imza attı. Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında bulunan gazeteci çocuk döneminin kıyafetlerini giyerek Düzce sokaklarını aşınladı. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'i ilan ettiğini yazıyor. Özel günlerde yaptığı sosyal deneyler ve özel çekimleriyle birçok kez Türkiye'nin gündemine oturan Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yeni bir sosyal deneye imza attı. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal deneyde Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında bulunan gazeteci çocuk Düzce sokaklarına çıktı. Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanı yazıyor sözleriyle sokakları dolaşan çocuk, Türkiye Devleti Cumhuriyettir manşetini taşıyan gazeteyi Düzcelilere dağıttı. Hatıra diye saklayacağım bunu. Cumhuriyet çocuğu, Atatürk çocuğu. Aferin sana. Bizi duygulandırdılar. Ağlasam ağlayabilirdim herhalde. Gerçekten ona sarılıp öpmek de istedim. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyeti ilan ettiğini yazıyor. Bu şekil gördüğümüze mutlu olduk. Cumhuriyet bizim için her şey. Vatanımız için, milletimiz için biraz duygulandım. Düzce'nin birçok cadde ve sokağında gerçekleştirilen sosyal deney, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri saniye saniye kayıt altına aldı. Bence onlar çok mutlu oldum. Küçücük bir çocuğun Atatürk'ü, Cumhuriyetimizi tanıtması beni çok memnun etti. Biz zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ona ilelebet var olmasını isteyen bir insanlarız. Allah bizi Cumhuriyet'ten eksik etmesin. Cumhuriyet'in kurtuluşu, kuruluşu, her şey bizim için çok önemli. Cumhuriyet tek kelime özgürlük ifade ediyor. O bizim için her zaman önemli. Cumhuriyet'ten mesaj ver. Değil mi? Arkasında yazıyor. Çocukluğumuz aklımıza geldi yani. Hani sevindim. Cumhuriyet deyince heyecan duyduk. Çok güzel oldu. İnşallah ilelebet yaşayacaktır. Atatürk'ün dediği gibi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Düzce'deki iş yerlerine Türk bayrağı dağıttı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yönetim kurulu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Atatürk Bulvarı ve İstanbul Caddesi boyunca devam eden etkinlikte Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, hem üyelerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı hem de kendilerine Türk bayrağı armağan etti. Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Hainlere inat, tüm şehrimize Türk bayraklarıyla donatacağız. Bu amaçla da esnafımıza bayrak dağıtmak istedik. Hem kendileriyle de ayaküstü hasbihal etmiş olduk. Bu vesileyle tüm Düzcelileri kentimizi bayraklarla donatmaya, hainlere inat 29 Ekim coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünde Düzce Valisi Selçuk Aslan mesaj yayınladı. Kıymetli vatandaşlarım, sevgili Düzceliler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Düzce Valisi Selçuk Aslan bir mesaj yayınladı. Vali Aslan mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimiz, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, içten fedakarlık ve bağımsızlık mücadelesiyle elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur" şeklinde ifade etti. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyetimiz, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, içten fedakarlık ve bağımsızlık mücadelesiyle elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur. Cumhuriyet, bir milletin her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet tutkusuyla
istiklale kavuşmak için azim ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde ettiği zaferin karşılığıdır. Cumhuriyet, aziz milletimizin damarlarındaki özgürlük tutkusudur. Cumhuriyet, kadın erkek, genç yaşlı demeden tek yürek olarak en zor zamanlardan zaferle topyekun çıkmanın adıdır. Yüzyıllar geçse de var olan, var olmaya devam edecek olan, güçlü birlik ve beraberliğimizin yıkılmaz anlamı, şanlı bir varoluş şeklidir. Cumhuriyet, geleceğe ümitle, geçmişe gururla bakmanın ve asla sönmeyecek olan bir inancın tezahürüdür. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bu günlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruat düsturuyla yeni Türkiye yüzyılında da milli değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için devlet ve millet el ele var gücümüzle çalışacağız. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve tüm kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. İyi bayramlar Düzce, iyi bayramlar Türkiye. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Büyük Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyen aziz milletimiz ve güçlü devletimizi amacından hiç kimse döndüremeyecek dedi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm Düzcelilerin ve Türk milletinin bayramını tebrik etti. Yüzyıldır olduğu gibi bugünlerde de Türkiye Cumhuriyeti'nin önlenemez yükselişine haset ve kıskançlık eden odakların olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, tüm engellemelere karşı ülkemizin güçlü yarınlarını 85 milyonun birlikte inşa edeceğini belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz minik öğrencilerle bir araya geldi. Bayram Turan Çetin Anaokulu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi, Kızılay, UMKE ve sağlık ekipleri katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve etkinlikler, Cumhuriyet coşkusunu en içten duygularla yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların heyecanını paylaştı ve öğretmenlerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik sonunda öğrencilere diş sağlığı ve beslenme konularında farkındalık kazandırmak amacıyla sağlık ekipleri tarafından bilgilendirmeler yapılarak diş fırçası, balon ve bayrak hediye edildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücüye ceza yazıldı. Düzce'de polis ekipleri gece saatlerinde şüphe üzerine bir araca dur ihtarında bulundu. Polisi gören sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca Kalıcı Konutlar Kazıkoğlu Kavşağı'nda sürücünün kaza yapması sonucunda son buldu. Araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken polis ekiplerinden kaçan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Her hafta sonu belediye personellerinin dönüşümlü olarak katıldığı kazı çalışmalarına destek artıyor. Evet, beyler.
Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan antik tiyatro kazısı Düzce Belediyesi'nin güçlü desteğiyle sürüyor. Düzce Belediyesi'nin birim personelleri hafta sonları dönüşümlü olarak kazı çalışmalarına katılarak gönüllü olarak destek veriyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem vererek personel ve ekipman desteği sağladığı Konuralp Antik Tiyatrosu'nda kazı çalışmalarına bu hafta sonu da özel kalem, basın yayın ve halkla ilişkiler, muhtarlık işleriyle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüklerinin personellerinin yanı sıra Güreş İhtisas Kulübü sporcuları ve gönüllü gençler katıldı. Hadi gel Onur. Anadolu Otoyolu Düzce gişelerinde hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AK idaresindeki 31ACV508 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. Düzce otobüs terminalinde ilginç bir haberle karşılaştık. Sabah saatlerinde İzmit-Çorum seferi yapan otobüste hamile olan bir kadının sancısı tuttu. Düzce otobüs terminaline sağlık ekipleri çağrıldı. Fakat anne bebeği sağlık ekipleri gelinceye kadar otobüste dünyaya getirdi. İzmit'ten Çorum'a sefer yapan bir yolcu otobüsünde hamile olarak bulunan yabancı uyruklu bir kadının sancısı tuttu. Otobüs Düzce otobüs terminaline girerek sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen küçük bebek ve annesi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Telefonu çekmeyelim lütfen. Okul sporları genç kız ve genç erkek handbol müsabakalarına 9 takım katıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan törenle takdim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları genç kız ve genç erkek handbol müsabakaları yapıldı. 21 Ekim-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan okul sporları genç kız ve genç erkek handbol müsabakalarına 5 genç kız ve 4 genç erkek takım olmak üzere toplam 9 takım katıldı. Genç erkekler handbol müsabakaları sonucunda Düzce Spor Lisesi birinci olurken, genç kızlar handbol müsabakalarında ise Cuma yeri çok programlı Anadolu Lisesi birinci oldu. Otoyol jandarma ekipleri Kaynaşlı Gişeler mevkisinde gyrokopter destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Düzce Otoyol Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kaynaşlı Gişelerinde trafik kazalarının en aza indirilmesi ve kural ihlallerini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde gyrokopter kullanılarak havadan sürücüler kontrol edildi. Yapılan uygulama sonucunda 115 araç kontrol edildi. Asar Deresi ve çevresinin daha cazibeli hale getirilmesi hedefiyle hazırlanan Asar Deresi projesinin birinci etabını tamamlayan Düzce Belediyesi, proje kapsamında 5 yaya köprüsünün daha modernizasyonunu gerçekleştirecek.
Ondan sonra gündemimizi okuyalım. İçin rehabilitasyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, peyzaj, yaya köprülerinde rehabilitasyonu yapım işi kredileri onaylanmış ve kullanıma başlatılmıştır. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün kentin ortasından geçen Asar Deresi ve çevresini şehrin yeni cazibe merkezine dönüştürmek üzere başlattığı 3 etaplı reaksiyon projesinin birinci etabı tamamlandı. Yay şeklinde tasarlanan 2 asma köprü, dere içi ve kenarı yürüyüş ve oturma alanlarının yanı sıra kafeden oluşan birinci etap 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak tören ile kullanıma sunulacak. 81 Düzce TV'den bu akşamlık bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.